dediğim gibi benim burada sadece eğlenceli yanları alın, gerisini atın, çöp. Gerisi zaten var YouTube'da. Şimdi. Aynen, takılırız, bir şeyler yaparız. Şimdi. Caner, başlangıcı YouTube'dan alırsın. Tamam. Abi, SSH Secure Shell demektir. Tamam mı? Bir şeyin güvenlik kabuğuna yaptığımız bir öpücük Bir sonucu öpücük kabuğun sonucu bize kabuğun bize tekrardan geri dönüş tekrardan geri dönüş yapmasıdır. yapması. Özbe Özbe mikrofondan sesi mikrofondan sekiyor sesini onu. sekiyor onu. Özbe'yi muteleyin, aynen süper olur. Mutlaka. Şimdi abi biz bu etkileşimi yaptığımız zaman Secure Shell bize diyor ki kardeşim diyor sen beni tamam tanıyorsun ama diyor adımı soyadımı biliyor musun, şifremi biliyor musun diyor. Ben de diyorum ki evet biliyorum. Bandit'in sayfasına giriyorum. Bandit bana diyor ki bir SSH bağlantısı yapacaksın agacım diyor. Host'un burada belli. Portun da burada belli diyor. Ben sana diyor ID vereceğim diyor. Bandit ID 0 giriş için. Şifren de Bandit 0 diyor. Sen her türlü SSH'te giriş yaparsın diyor. Şimdi SSH bağlantısı yapmamız için mantıken SSH yazmamız gerekiyor. Bandit 0 ID yazarsınız. Sonradan bize belirtmiş olduğu host. Yani burada vermiş olduğu, bakın burada da vermiş, burada da vermiş. CTF çözerken abi en önemli şey aldığınız yani yandaki hint, yani ne diyorlar ona, açıklama. O açıklama çok önemlidir. Açıklamayı dikkatli okumazsanız patlarsınız abi. Açıklamayı dikkatli okursanız, güzel Google'larsanız bir şekilde tararsanız zaten ne dediğini anlayacaksınızdır. Şimdi SSH Bandit 0 Bandit Labs girdik işte uzantısını. TRP ne demek? Mantık yürütün biraz. Tabii ki de port demek. Portu da 2220 belirttik. Enter bastığımda benden diyecek ki tamam sen bağlantıyı yaptın. Tabii ki de internet şu an ne durumda bilemiyorum. Size sesim geliyor mu gelmiyor mu ona bile emin değilim ama bir Güzel. bakalım. Güzel. Güzel hocam. Ama işte o kadar yavaş geliyor ki internet şu an SSH bağlantımızı kabul etmeyecek. Bir daha deneyelim. Şöyle yapalım. Şurada bir şey mi açık? Onu kontrol edeyim. Değil. Şunu kapatalım. Tekrar bir enable diyelim. Tamam. SSH Bandit 0. Evet, buradaki gördüğünüz Bandit tarayıcımızı alıyoruz. Treeport belirtiyoruz. Diyoruz ve bu sefer tekrar bakalım bağlantı verecek mi bize, bekliyoruz. Çok güzel. Bandit bize bunu sağlamayacak herhalde şu an. Acaba internetim ne durumda? Size geliyor. Ha süper. SSH bağlantısı geldi. Bana dediğim gibi bir password sordu. Burada username belirtmiş. Burada da password belirtmiş. Şimdi bu da yapacağımız şeyin amacı ilk baş bize demiş ki bir SSH bağlantısı yap. Bağlantıyı yaptıktan sonra da birinci sektöre geç. Birinci level'da zaten artık yönergeleri takip edeceksin diyor. Bandit 0 ister kopyalayın ister yapıştırın fark etmez. Sanırım internet yavaş gidecek böyle. Bir yavaş yavaş gideceğiz. Senin ekran biraz Abi geç sayfa geliyor. açıldı. Olabilir. Olabilir. Çünkü dediğim gibi internet herhalde şu an. Sizden hemen 30 saniye isteyeyim. Geliyorum. Bakayım içeride bir cihaz daha var. Acaba orada bir download falan mı var? Geliyorum hemen. Kendini ağdan atan Hozan. O kadar mı ya? Allah. Evet, şimdi sanırım bu kadar insanın bağlantı vermesinde benim cihazım kabul etmeyecek. Ha, tamam süper. Gayet internet şu an kendine geldi. Şimdi seviye 1'e geldiğimizde şurada seviye 1. Seviye 1'e geldiğimizde buradaki belirtmiş olduğu portun içerisinde bir readme klasörü varmış. Bu klasörün içinde artık bir LS çekiyoruz buradayken. Gördüğünüz gibi bir readme var. Bunu açma yollarını bilmeyen var mı abi? O zaman anlatayım. Eğer bir text klasörü, ritmik klasörü gördüyseniz bunu en basit burada bir text şeklinde görmek istiyorsanız cat komutunu kullanıyorsunuz. Aç demek bu bana. Aç karşıma getir demek hatta. Hangi klasör? Ritmik klasörü. Açtığım anda
Bana dedi ki evet ilk şifreni aldın abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu kopyalıyorsunuz. Bunları ben genelde kopyalarım. Bir yere atarım. Başka zaman ihtiyacım olacağı zaman geri dönüş yapıp bakarım. Hala kafamın takıldığı şeyler olur. O zaman hemen geri dönerim. Orada şifresi mevcuttur bende. Döner bakarım abi. Siz de bunu kesinlikle ya indekslemeyi şey yapın. Kendinize köşeye ayırmayı. Bir ne yapıyorsanız yapın işte. Şimdi SSH bağlantımı verdim. Tekrardan gelmesini bekliyorum. Şifremi girdim. Bağlantımız gelirse. Bandit 1'e geldik. Bandit 1'de diyor ki abi diyor içeride bir tane tire klasörü var diyor. Bunun içinde şifrem var diyor. Bakalım. El istiyorum. Harbiden burada bir tane gördüğünüz gibi eksi şeklinde klasör var. Bunu cat deyip açamazsınız. Bu hata verir. Şimdi bunu açmanın başka bir yolu var. Tabii ki de internetimiz. O zaman görüntü dondu. Şöyle yapalım. Ya şimdi canım. Yo yo şu an geliyor mu? Ya vallahi internet bugünlerde böyle fiber gelecek 2-3 gün sonra da şimdi. Ya. Aynen. Şu an geliyor mu? Şu an daha iyi. Vallahi ona emin olun hiçbir şey yapamıyorum. Bütün interneti şu an biz kullanıyoruz. Gördüğünüz kadar diyelim. Arkadaşlar şimdi bunu cat tire kullandığım zaman daha deminki gibi kullandığım zaman bana boş çevirir. Çünkü eksi şeklinde bir klasör tanımlanmamış burada. Yani tanımlanmamış bir klasör bu. Bunu açmak için her zaman tutmaz bakın. Ama çoğu zaman tutar. Açmak için nokta slash tireyi kullanacaksınız. Bu demek ki hani ya bunun tamam ben anladım seni bunun içinde bir şey var ama ben bunu normal cat ile getiremiyorum. Sen bunu bana farklı bir dosya dizin komutuyla aç demek aslında nokta slash. Her türlü hepsini kullanır, açmayı dener ve açar. Exit diyoruz. Bunu videoda da bahsettiğim gibi bandit'in en sıkıcı yanından birisi devamlı giriş çık giriş çık yapmak. İkinci sektöre geçeceğiz. Yavaş yavaş olacak bu iş belli ki. Bakalım. Bir şey böyle sormak isteyen, anlatmak isteyen varsa yavaş yavaş gidiyoruz zaten. Hem konuşa konuşa gideriz, hem sorularınız varsa o sırada sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bence öylesi daha zevkli olacaktır. Ben şifremi girdim. Gelmesini bekliyorum. Evet, geldi. Şimdi yandaki açıklamada demiş ki bu pasaport yani password almanız için bu seviyede boşluklu isimleri bulunan bir klasör varmış. Yani bunun klasörün isminde boşluk varmış. Bu boşluklu klasörü nasıl açarız bunu deniyor aslında. Şimdi normal şartlarda ben cat space dediğim zaman direkt taba bastığım zaman bunu doğrulayacak ve açacaktır ama farkındaysanız burada boşlukları doldurmak için kendisi şöyle bir dizin oluşturdu. Şimdi bu aslında boşluk yerine geçer. Buna bazen ne koyarlar, bazen hiçbir şey koymazlar arkasına gördüğünüz gibi bir boşluk koyarlar. Bu aslında bilgisayar dilinde bir tanımlamadır. Bilgisayar bunu normal boşluklu açmıyor. Biz bunu bu şekilde açtırabiliyoruz sadece. Arkasından gelen bir harf ya da bir karakter olarak gösteriyoruz bunu ki bu tamamlayıp devam ediyor. Bunu da cat dediğim zaman bana yeni şifresini verecek. Ne dört diyorum. Mikrofonunu kapatabilir misin? Şimdi ileri seviyeye ilerleyeceğiz. Bakalım. Türk Telekom'un bize vermiş olduğu yetkiler ne kadar iyi onu görüyoruz böylece. Var mı etrafınızda Vodafone Redbox kullanan? Vodafone Redbox almayı düşünüyorum ama nasıl olduğuna emin değilim. O sırada da şöyle bir LS çekeyim. Inhere adlı bir klasör varmış. Bunun içerisinde gizli bir dosya varmış. Dosyanın içerisinde bir şifre alacaksın diyor. LS dedim harbiden inhere var burada. CD inhere diyorum. Inhere'ın içine giriyorum. LS diyorum herhangi bir şey görünmüyor. Gizli klasörleri görmemiz için aslında yapmamız gereken diğer komut LS'in yanında LI'dir.
Bu aslında Invisible'dan vermeleri lazımdı normal olarak ama Hyde'dan da vermiş olabilirler buna gizlilik anlamında. A'yı burada neden kullandıkları, yani ben bilgisayar kodlarını genelde kafamda İngilizce harf başlıkları ya da sonlarında ya da içinde geçen harflerden geldiğini düşünerek kodluyorum ki daha kolay oluyor benim için. LSLI dediğim zaman gördüğünüz gibi burada daha demin herhangi bir klasör görünmezken şu an 3 tane farklı bir şey gösteriyor bize. İkisi root temalı, diğeri gördüğünüz gibi bandit 3'ten bandit 4'e geçerken kullanabileceğin bir kod olarak göstermiş. Şimdi cat diyorum buna ve hidden diyorum. Bana 4. sektörün şifresini veriyor. Kopyalıyorum. Bakalım 4'e gelelim. Bu sırada exit diyelim. Şimdi yine in here'ın içerisinde bir dosya var diyor. Evet, düzeltmiş olduğuna sevindim. Ya böyle sorunlarda direkt şey yapın, açın bakın Google'dan. Google en büyük arkadaşınız arkadaşlar. Şimdi ls diyorum in here. Daha demin gördüğünüz gibi in here'ı kullanacağız yine ls. Şimdi hatırlıyorsanız ikinci soruda şöyle bir şeyle karşılaştık. Tire şeklinde bir dosya vardı ve bu dosyayı açarak bulduk. Yalnız burada garip bir şey söylüyor. Daha demin killer'e farklı olarak sadece insan okuyabilir bunu diyor. Yani bilgisayarlık, yani base 64 değil, bir root 13 değil, md5 değil. Farklı bir kodlama türü kullanmışlar ve bunu insan algılayabiliyor sadece diyor. İnsan bunun şifre olduğunu tanımlayabilir diyor sadece. Şimdi daha deminki gibi yine aslında nokta slash kullanacağız açmak için dosyayı. Şunu kullanıp şöyle yaparsak arkadaşlar bize file verecek. Çünkü yani bunu kullandığımız zaman bakın permission hatası verecek bize. Ama cat dersek dosya içine girişe izin vermedi çünkü. Cat dersek bir de öyle deneyelim şöyle. Bakın bize şurada bir şifre verdi. Bu benim okuyabileceğim bir şey değil. Ben insan olduğumu düşünüyorum. Bu da benim okuyabileceğim bir şey değil. 1'e bakıyorum. 1'de de aynı. Sadece J ile C harfini okuyabiliyorsun. 2, 3, 0 yaptık. 4. Bakalım 4'te bir şey yok. 5'te bir şey yok. 6'da bir şey yok. 7'de evet daha deminki aldığımız şifrelerle tanımlı bir şey geldi aslında. Şöyle yapıp şimdi 8'e bakalım. Kaç tane var? Hiç de saymadım orada. 9 tane mi var? 9'a bakalım. Tamam benim alacağım demek ki buradaki 7'deki şifreymiş. 5. seviyemi burada geçiyorum. Şimdi artık aslında buraya kadar yani burada gördüğünüz ilk 5 seviye sizin Linux beceriniz. Yani adam diyor ki cat kullanıyor mu? İşte CD kullanıyor mu? Var mı yok mu içerisinde? Kafasında bir şey var mı yok mu? Aslında onu öğrenmeye çalışıyor. Buradan sonra artık tarama sektörlerini biliyor mu ya gelmişler adamlar. Şöyle yapalım. Şimdi diğer seviyeye geçtik. Artık abi aslında bence Linux'un en eğlenceli yerlerinden birisine geçiyoruz. Şimdi burada diyor ki bir dosya var bir yerlerde. In here'ın içerisinde insan okuyabiliyor diyor. 1033 byte'lık bir veri boyutuna sahip diyor. Executable edilemez diyor ya. Çıkartılamaz diyor falan filan. Şimdi buradaki aradığımız şey aşağıda da belirttiği gibi bizim bir dosyayı bulmamızı istiyor. Ama bunu her klasöre gireyim, yapayım, aman edeyim falan filan olsun değil. Şimdi in here'ı kullandık. Bu sırada yan tarafta tabii şey de internet de yavaş olduğu için SSH bağlantısından giden veri de yavaş oluyor bir yerde. In here yapalım, bir tab atalım. ls diyelim. Çok yavaş geliyor. Bende de geri geliyor. Gördüğünüz gibi binlerce dosya var burada. Ben burada bunlar içinde bunu aramam yani. Hani uğraşmam bununla ben. O zaman diyor ara komutunu kullan. Ne arayacaksın? Neredeyim ben? Bu dosyanın içinde ara diyorum. Özellikle bulunduğum klasörde ara demem gerekiyor. Onun için ne yapacağım? Nokta kullanacağım. Bulunduğum klasörün içindeysem mesela bandit 5'in içindeyim. Nokta
tire diyorum, type mesela. Ya da farklı bir şey kullanabilirsiniz burada. Yani bu aslında sizlerle alakalı. Kafanıza göre kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de type'i kullandıktan sonra şöyle bir şey var. Ne olduğunu belirtmelisiniz. Bir dosya, bir file'dan geldiğini düşünüyorum bunu. Dosya boyutu ne abi? Boyut belirtiyorum. 1033C. Şimdi şöyle bir şey var. M derseniz megabayttır o. C derseniz gördüğünüz gibi byte'ı gösteriyorum ben burada. Tara diyorum bunu. Bir tane dosya verdi bana. Diyor ki aga bu dosyanın içerisinde senin dediğin gibi 1033 byte'lık. Ha, isterseniz şunu da ekleyebilirsiniz sonuna. Ünlem executable. Hani yazdığı gibi ama benim ihtiyacım yok. Bu seviyede ihtiyacım yok. Eminim ki bu seviyede bana bunu verecek zaten. CTF çözerken her şeyini tamamlamaya çalışmayın. Eğer ki mantığınızı kullanıp derseniz ki aga bu adamlar daha bu seviyede benden ne executable edilebilir isteyecektir ne de başka bir şey. Byte'ını tutturayım bu seviyeyi geçeceğim zaten. Hız, çünkü CTF'lerde anladığım kadarıyla her şey en önemli şey. Hızdır CTF'de, onun için CTF'lerinizde kullanmanız gereken en önemli şey vakittir abi. Aldınız, cat diyorum, sonra bu dosyayı açmak istiyorum ben. Çünkü belli ki bu dosya yine binle yazılmış. Aç diyorum bana. Şuraya bir tane şifre attı gördüğünüz gibi. Ondan sonra devamını getirecek misin diyor. Çünkü burada da bir veri var ama bunu cat'le açabileceği bir veri değil bu. Büyük ihtimalle farklı bir görseli ya da farklı bir işlevi olan, içeride belki aşağıda biner ile çalışan bir sistemdir. 5 dedim. 6'ya geçiyorum. Şuradan da 6-7 yapalım. Rox. Evet evet, iyice yavaşladı sanırım. Bizde bayağı takılıyor da onu. Valla dediğim gibi şu an elimden hiçbir şey gelmiyor bununla alakalı ya. Bu tamamıyla benim altyapımla alakalı. 2-3 gün sabredeceğiz. Maalesef. Hocam dersi çok kaçırdın mı? Evet, şu an geldiysen, hiçbir şey bilmiyorsan kaçırdım biraz. Tüh. Olsun, çok da bir şey kaçırmış değilsin ama biraz kaçırdın. Şimdi arkadaşlar, sesim geliyor mu benim? Ekran falan nasıl? Abi ekran iyi değil. Bir kişi cevap versin. Çok donuyor. Çok? Donuyor abi. Donuyor mu? Geç geliyor yani. Abi ona hiçbir şey diyemiyorum ya. Anlaşılmıyorsa söyleyin bana, ona göre bir şey yapayım diyeceğim de hiç de bir şey yapamam ona göre ya. Yani yayını takip edemiyorum. Şimdi Bandit 6'ya gel. Hadi ya. Ulan ona hiçbir şey yapamayız ya. SSH bağlantıda direkt veri gönderiyorum. Aynı zamanda kanal açmaya çalışıyorum ve burada yaklaşık 29 kişi aynı anda upload etmeye çalışınca mantık olarak, tabii ki de internette dandik olunca mantık olarak düşüyor internet. Aynen ya, o sıkıntı oldu. Yani devam edilemez boyuttaysa söyleyin, ona göre hareket edelim. Yani çok da şey değil. Hocam mouse'u hareket ettirseniz düşünün yani, bir takılıyorum takılıyorum. Görüyor musunuz şu an? Bayağı bir kasarak geliyor hocam. Allah Allah, çok ilginç. Vallahi buna da dediğim gibi çok fazla bir şey yapamıyorum. Üç gün sabredeceğiz bu konuda o zaman. Bu arada konu ne hocam? Bir şey diyorum. Konu ne? Konu şu an bandit çözüyoruz. CTF. Capture the flag. Evet. Anladım. Evet. Yani CTF mantığını kavramaya çalışıyoruz aslında hep beraber. CTF çözmek değil. Bu CTF bile değil aslında da. Hani hiç olmazsa mantığını kavramaya çalışıyoruz. Şurada bakayım, bir herhangi bir şey yazılmış mı, edilmiş mi bunun? Ha, burada yazıyorsunuz abi. Başka platforma geçme durumunu konuşuyorlar. Mantıklı aslında. Ya yine aynı, yine aynı olacak sonuç arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek, emin olun. Çünkü upload hızına bağlı orantıda ilerliyor. Bu Kuşadası'nda yaşıyorum ben. Kuşadası gibi bir yerde fiber bir altyapı var ama her mahallede yok maalesef. Yoksa bu benle alakalı bir şey de değil, inanın.
Ya baktınız ki şey yapılamayacak. Harbiden hiç takip, yani şu an nasıl kastığını kavramaya çalışıyorum. Ne kadar kastığını. Hani piksel piksel kayıyorsa evet kötü ama. Evet evet Kuşadası. Bir bit falandır ya şu an benim şeyim. Bir bit falandır upload'a. Bu internetin 0.7 bile olabilir yani. Evet evet çok kötü. Şimdi 2 gün sonra geçeceğim. Ha fotoğraf slide'ı gibi iyiymiş. Niye oğlum insanız lan herkes oturabilir. Türkiye'nin her yerinde. Aslında internete hızlı olan birisi varsa şöyle de yapabiliriz. Onun üstünden de yaptırabilirim size bunu ben. 1445 MS gösteriyor bende zaten şu an. Discord MS'i. Ben açayım mı ekran? 1600. Olabilir, benim için hiç sıkıntı yok. Ben orada da gösteririm size her şeyi. Tamam, sen oradan göster. benim yetkim yok veya moderatörlerim. Yayın açmak için mi? Üyeysen yayın açabilirsin ya. Yok, yetki yok kanalda. Kanal yetkisi yok. Bakıyorum hemen ona. Yetki verilebiliyor yani rol üyeye özel. Sadece ekranı verseniz yeterli. Bir saniye şöyle yapalım. Şu an açabiliyor musun Emar? Hayır. Şu an açabiliyor musun? Evet. Yapıştır gelsin bakalım. Ben Bandit'ten de çıkayım. Bandit 6'dayız değil mi? Dönün Emar'a. Bandit evet. 6'dayız evet. Bandit'in şifresini clear çektim de ben. Şifresini. Tabii ben halledeceğim hemen. Yok Bandit 5'ten 6'ya geçtik de şöyle bakayım. 5, 6 aynen. Şuraya attım. Nereye? Şeyde eğitim soru galiba burası. Tamamdır. Aynen abi alana. Tamamdır. Süper. BLS çek istiyorsan. Bandit'i çözmüş müydün hiç? MR çözmüş, çözmemişsin sanırım. Ha çözdün mü? Bir bölümde de baktım. Yani kullanıcı adını görememiştim başta o yüzden. Aynen. Şimdi şöyle bak. Burada arkadaşlar istediği şey aslında oğlum böyle daha güzel lan. Ben harbiden. Şimdi abi burada istediği şey daha deminkiyle aynı. Bir yerlerde server dosyalarının içerisinde, bir yerlerde owned yani sahiplik olarak user bandit 7'nin sahip olduğu, yine sahip olunan grup isminin bandit 6 olduğu, 33 byte'lık bir dosya verisi olduğunu söylemiş. Şimdi abi daha deminki aradığımız gibi konsolumuza geldiğimiz zaman burada aramamız gereken farklı bir şey var. Artık aynı klasör içinde değiliz. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Onu kullanabilirsin ilk baş. Bir ls çek. Tamam çektin ama burada bir şey göremeyeceksin. Bir dosya arayacaksın. Find'la başlayacaksın komuta. Nokta kullanamazsın. Neden? Çünkü aynı dosya içinde olup olmadığını bilmiyoruz. Burada slash kullanacaksın abi. Slash kullandıktan sonra tire type, yani arama tipimiz dosya olacak yine. File aynen abi. Ondan sonra grup ismi şey user tire user çekiyorsun. Bandit 7. Grup adı bandit 6. Grup şey grup bandit 6 aynen abi. Bir de 33 byte'lık bir dosya olduğunu söylemişiz. Size belirtip 33C belirtiyorsun. Enter dediğin anda sana burada birkaç tane dosya attı. Abi hepsinde permission denied demiş. Sadece gördüğünüz gibi arkadaşın belirttiği dosyada hata vermedi. Bu dosyayı alıyorsunuz abi. Permission hatası vermediği dosyayı yazıyorsunuz. Enter dediğiniz anda şifreniz gelecektir zaten. Şimdi
7'ye mi geçtik? Yani burada bunu data.txt diye bir dosya gördünüz. Bir data.txt'ye istersen cat çek ilk baş. Hani hiçbir hint okumadık bak abi. Çektin, binlerce veri geldi. Durdur abi bunu. Durmuyor. Yeterince diyeyim de. Bir daha yap. Çok fazla var çünkü. Milyonlarca var. Aynen. Şimdi abi burada adamın bize dediği şey şu. Diyor ki o kadar çok veri var ki bunun içerisinde. Sen bunun içerisinden alacağın bir tane string olacak diyor. Çünkü oradaki gördüğümüz daha deminki şeyler stringle başlıyor. String yazı dilidir abi. Yani yazı karakterleriyle oluşmuştur. Bunları zamanla öğreniyorsunuz aslında. Bunları şöyle şey olmuyor. Ha bu string. Hadi string'i grep edelim falan olmuyor. Zaman 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 öğrendiğiniz şeyler artık oturuyor. Diyorsun ki abi bu string'le oluşturulmuş. Bunu string'le grep edeceğiz biz diyorsun. Onun için yazı dili, yazı karakterlerinin kullanımı yani strings giriyorsun oraya abi. Sonra data.txt diyorsun. Bir pipe işareti çekiyoruz. Bu pipe borulama işareti grep'e boşluk koy abi. Grep diyorsun. Şimdi tırnak açıyoruz abi. Normal şeyle e-konsoluyla aç onu. Aynen. Tırnak aç kapa yaptık. Hangi klasörün içinde dedi bize ya da hangi dosyaya karşılık gelmesi gerekiyor dedi. Words million'dan gelecek bunu dedi. Oraya bir million yazabilir misin? Yazdık. Enter'a bastığımızda ne gelecek? Bize million'ın karşılığında olan şifreyi verdi. Aslında bir saniye bekle kanka. Aslında burada arkadaşlar şeyi takip ediyorsanız siteyi. Şimdi burada bize demek istediği şey şu. Data.txt'nin içerisinde milyonlarca veri var diyor. Bu milyonlarca şifrenin karşılığında million'a karşılık gelen şifreyi kullanacaksın ki ileri step'e geçebilesin. Biz de ne yaptık abi? String dedik. Aşağıda bakın hint'larda strings base 64 tr tar gibi şeyler gelmeye başladı. Million'ın karşısında yine bir string kullanılacak. Ya da string olan million string'ini grep ettik. Karşılığı gelen şifreyi bana data.txt içerisinde getir dedik. Ki biz bu şifreyi aldık. Şimdi diğer sektöre geçtik. Sanırım burası. Ben çok mu gittim lan? 8'e mi geçtik abi? Aynen. Şimdi burada bakayım abi ne yazmış. Bakayım mı? Olabilir. Ha bir oku. Yok yok yine aynı. Milyonlarca veri gelecek büyük ihtimalle. Hiç gerek yok. Basına okuyayım abi. Aynen öyle. Ah, o da olur. Aynen abi süper oldu. Şimdi burada abi bize demek istediği şey şu. Burada bir sıralı sistem var büyük ihtimalle. Bir okuyalım bakalım. Disney was that occurred on your own. Yalnızca bir defa tekrarlanmış olmasını mı istemiş? Burada tam bakayım çeviri yapacağım şimdi buradan. İlginç bir çeviri. Evet sanırım. Sıralı şekilde olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle. Burada sıralanmış dosyalar var. Yani bu dosyalar aslında birkaç defa kullanılmış dosyalar. Yani şifreler. Yani diyelim ki XABC 5 defa kullanılmış. YABC 3 defa kullanılmış ama bir tanesi bir kere kullanılmış bunların. Yani sadece bir kere dönmüş bu şifre. Bu data.txt'nin içerisinde diyor ki sana onu çıkart bana. Şimdi bunu çıkartmak için sırala komutu short arkadaşlar. Şimdi short aslında bunları hizaya getirmek gibi bir şey. Kaç defa tekrarlandığını gösterecek olan şey bu bize. Şimdi short data.txt'yi kullandıktan sonra unique ile kaç defa tekrar edildiğini soracağız biz bunları sıraladıktan sonra. Data.txt'yi kullan kardeşim oraya. Yine pipe işareti. Unique. Q'li. Aynen. Trist C kullanacağız burada yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bu sıralama şeklinin hani karakterlerini sıralı gibi bir şey demek olacak bize. Enter dediğin anda yanılmıyorsam. Evet. Bak abi. Her şeye 10 demiş. Orada bir tane 1 var. Gördünüz mü? Bu sizin şifreniz. CTF çözerken aklınızda bulunması gereken şeylerden birisi de adamların nasıl bir dosyalama yaptığı, nasıl bir rarlama yaptığı, nasıl şifreleme yaptığını az biraz tahmin edebilmek. Yani ben hırsız olsam nereden girerim mantığı gibi bir şey bu. Yani onun için geç kanka yani şeye sen.
Onun için burada yapacağınız şeylerden birisi karşıdaki server sahibi gibi düşünmek diyebilirim sizlere. Ya da o dosyayı şifreleyen kişi olarak düşünmek diyebilirim sizlere. Şimdi yine bir data TX'imiz var gördüğümüz gibi. Bu data TX'in içerisinde bakıyorum Hind'da ne vermiş? Data TX'de içerisinde insanın okuyabildiği string olan eşitlikten sonra gelen karakterleri istiyorum senden demiş. Aslında çok açık bir şey söylemiş. Şimdi konsola gelip string yazdığımız zaman tekrardan daha demin belirttiğim gibi string olan yani Hind'de belirttiği gibi data TX'in içerisinde grep edeceğimiz dosyayı ne olarak açacağız bu sefer? Eşitlik olarak açacağız. Grep aslında bize burada şunu söylemek istiyor. Hani bunun karşılığını getir bana. Pipe'ı da verdim. Hani her istediğini verdim. Sen bana karşılığında gelen şeyi ver. Demek oluyor bu. Tamam doğru kod. Enter'a bastığın anda abi bak yukarıda da var ama aşağıdaki kod bizim kodumuza daha uygun görünüyor. Büyük ihtimalle aşağıdaki text bizim şifremiz olarak geçiyor. Devam edelim. Size söylediğim gibi aslında bandit bir CTF değil. Bandit daha çok sizin verilerinizi işlemek için yani becerilerinizi işleyebilmek için yapılmış bir şey. Şimdi bu seviyede yanılmıyorsam 64 base 64 bir kod varmış. Şimdi arkadaşlar burada artık şey başlıyor. Mevzu başlıyor. Diyor ki sana base 64 bir kod var. Bunu git base 64'e çevir şifreni al gel. Base 64 ne bilmiyorsanız abi bu bir kodlama stili. Kodlama şekli aslında. Gördüğünüz gibi eşitliği iki tane bulunan önünde binlerce karmaşık verisi bulunan bir cihaz var burada. Hiç öyle yapma istiyorsan direkt şeye götür. Google'a götür Google'lamayı da. Hani daha şey yapalım. Şimdi bu kodu alıp Google'da Base64 yazdığınız Base64 decoder yazarsınız. Hiç fark etmez. Her türlü birisi çıkar önünüze zaten. Dediğiniz yerde yapıştırdığınız anda altında size aslında nasıl klonlandığına dair bir bilgi verecek. This is password burada. Terminalden de yapıyorum. Olur oradan da olur. O sorun değil. Yani şimdi hani kanka şey bilmeyenler, cat bilmeyenler var. Hani onun için kafa karıştırmanın anlamı yok. Yavaş yavaş. Seviyeye geçtik. LSL'yi çektik. Data vermiş yine bize. Bakalım burada ne varmış. Şimdi arkadaşlar. Hind okumanın en önemli yönlerinden birisi de şöyle. Mesela ekrana geldiğinizde the password is next level falan filan. Data txt, where all lowercaser, küçük a'dan z'ye, büyük a'dan z'ye falan filan letters have been rotted by 13. Yani Türk olduğumuz gibi 13 okuyacağız bunu tabii ki de. Position. Şeklinde bilgi vermiş. Buradaki abi önemli olan şey rotated 13. Yani burada bir şey kodlanmış. Bunu 13, rot 13 şeklinde kapatmışlar üstünü. Kriptolamışlar. Bunu bizim çözmemizi istiyor. Rot 13 bir kripto şeklidir. Base64 gibi yine. Kolay çözülebilir. Genelde ikili binom Enigma'da kullanılmıştır. Enigma'yı bilmeyeniniz varsa eski bir aslında Alman ya da Almanların savaşta kullandığı bir kodlama stilidir. Morse'dan gelir aslında özelliği. Şimdi aynen Enigma bu. Aynen güzel cihazları var. İngiltere bunu ele geçirmek için çok mevzu çıkarttı. En sonunda işte neydi lan Alan Turing mi? Turing Alan mı? Öyle bir şeydi adamın adı. İlk bilgisayarın mantığını üreten adam. Bu adam sayesinde bu kodlamayı çözdüler. Ve bayağı ileriye gittiler ama Almanya çok ekmeğini yedi acı cihazın. Üf diyorum çok ekmeğini yedi. Neyse şimdi Rot 13'te bu cihazı aldık biz şifreyi. Dekod edeceğiz. Rot13.com aynen bunun için en iyisidir. Dekodumuzu yaptık, çevirimizi yaptık. Bize verdi bir şeyler. Evet. Bir duralım istiyorsan burada. Bir rahatlayalım şöyle bir. Çünkü artık öyle harbiden şeye gelmeye başladık. Yavaş yavaş sıkıcı taraflara geçmeye başladık. Şimdi abi mikrofonları açın.
Aga burada sen ne yaptın dediğiniz yerleri söyleyin. Biraz üstüne konuşalım. Açın açın. Burası şey değil. Çok öyle çok resmi bir yer değil burası. Keyfinize bakın. Mikrofon kapatmak nedir? Kimse duymuyor mu beni? Alo. Oğlum bak. Vallahi harbiden iyi anlat. İyi anlattım da hiçbir şey yapmadım. Böyle daha güzelmiş ya. Harbiden böyle daha ilacı. Bundan sonra kesinlikle böyle takılalım ya. Ben bayıldım buna. Yanlış anlamayın da bu şey gibi oldu. Böyle hani bilgisayar zaten benim için birçok şey yapıyor. Ben sadece düşünerek bilgisayara bir şey yaptırıyormuşum gibi oldu. Hoşuma gitti yani bu. Güzel. Kanka orada rek vereceğiz. Ya internet 2-3 gün sonra gelecek. Ben şeyi bekliyorum. Vodafone'u bekliyorum. Vodafone gelsin. Sıkıntı yok. Şimdi anlamadığınız abi bir yer kesinlikle var. Yok değil. SSH nedir bilmediğinize göre burada anlamadığınız bir şeylerin olması lazım arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. SSH'ın üstünden bir daha geçebilir misiniz hocam? Teker teker. Şöyle aynen, yapalım. Aynen. Bak aynen bir daha çeksin üzerinden. Ben pek bir şey anlayamadım. Şu an abi yayın YouTube'a yüklenecek mi? YouTube'da var zaten Bandit kankam. Bandit çözdüm ben YouTube'da. Devamını getiriyorum hatta onların. İleri seviyeler biraz sıkıntı. Aynen orayı da gösterelim hatta YouTube kanalını. Şimdi SSH Secure Shell dedik. Bunu burada kadınların da olduğunu biliyorum, erkeklerin de olduğunu biliyorum. Karşı şeyinizi şöyle düşünün. Cinsinize gidip merhaba deme şekliniz SSH. Arkadaşınıza bile aslında merhaba deme şekliniz SSH. Diyorsunuz ki benim elimde bir şifre ve kullanıcı adı var. Bu kullanıcı adı şifreyle giriş yapacağım. Geleceğim size takılacağız, oturacağız, konuşacağız. Mevzu bu. SSH, Secure Shell. Bak Hoza bu arada sizi Instagram'da da takip ettim. Hocam orada da paylaşıyorsunuz. Olabilir kankam. Ben de takip ettim mi? Yaptın mı bilmiyorum ki. Ben de takip ettim mi? Etmedim mi Ulvi? Söyledin kaçtın gibi o bir şey oldu. Nasıl ya? Yani? Ne bileyim. Bana mı söyledin? Kime söyledin onu da anlamadım. Ya bilmiyorum o Instagram Asgard kim kullanıyor. Ha Asgard dedi Kate. O tamam zaten şey o. Direkt bizim sunucunun. MR her şeyi göstermene gerek yok abim. Başver. Her şeyi yıpratma kendini. O zaman bak bir konu dışı bir sorun var. Bak ben bu Opera'yı indirdiğim Debian bir dosyaya geldi. Onu nasıl savaştırdın? Anlamadım öyle bir. Opera var ya bu browser. DPKG. Aynen. Dep ondan paketini mi eklemeye çalışıyorsun? Aynen indirdim bak kuramadım. Bak Asgard eğitim soru yazıyor. Oraya yazıyorum komutu. Aynen. Şimdi orada sence ne diyor MR? Ne düşünüyorsun bu konuda? MR benim için MR yanılmıyorsam şeyden geldin değil mi? Altılı Hoca'dan. Gibi. Evet biliyorum. Ben dikkatimi çekiyor. Ben orayı ara ara şey yapıyorum böyle girip takip ediyorum orayı. Sizler de çok güzel CTF'ler çözüyorsunuz. Sence burada ne demek istiyor? Ne de. Problem değil ya. Dikkate almıyoruz ona. Çekiyorsan sorun yaratmasın diye. sıkıntı yok. Sence ne oluyor burada abi? Ya bilemem yani. Ben direkt çeviriyorum. Süper. Şimdi kanka. Orada en iyi ihtiyam yok ya. Gerçekten güzel CTF'leriniz. Ben işlerinizi seviyorum. Yaptığınız işler gerçekten güzel. Ve yapmanız da güzel. Şimdi şöyle aslında arkadaşlar. Burada yeni bir kod geldi. Aşağıda XX'de Mac'dir, Copy, Move, File gibi gördüğünüz gibi dosyalar geldi. Şimdi artık sıkıntılı bölgeye geldik. LS çektiğinde ne görüyoruz orada? Data.txt. Bu data.txt ne abi? Biliyor muyuz bu data.txt'nin ne olduğunu? Bir LS çeksene, direkt LS çek. Executor'un şeyleri de. Data.txt.
Bu bir TX'di. Cat dedik yukarıdaki gibi mi verdi? Evet. Aynen. Zaten bir şey vermemiş. Vermiş ama çok karmaşık gelmiş bu. Bu yani bizim işimize yarayacak bir tür değil. Şimdi bu data TX'yi bizim çevirmemiz lazım. Kendi istediğimiz şekle getirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Abi şöyle bir güzelliği var Linux'un. Aynı dosya içerisindeysen o dosyayı evire çevire istediğin her hali veriyorsun. Hamur gibi. Ama aynı dosyanın içerisindeysen farklı bir dosyadayken o dosyaya farklı bir sistem sağlayamaz. Şimdi konsola gelir misin? Yani. XXD XXD tire R recover demek bu. R. Rize'nin R'si. Data TXT büyüktür. Mesela ona MRX koy. MRX. Enter de. Ne verdi? Hata mı verdi? Permission denet mi dedi? Hocam temp'in içine kopyalan diyordu. Bakmadım aynen. O kadar. Bir kopyala abi. Görmedim bile orayı. Temp'e mi göndereyim? Direkt bambadan gönderebiliyor muyum? Evet buradan gönderirsin ama bu şekilde gönderemeyebilirsin. XXD ile. Ha gerçi gönderirsin ya. Aynen. Gönder evet, abi. Gönderdi gönderdi. Şunu okuyayım mı? Onu okuyamazsın. Ha. Ne dosyası ol? Çünkü yukarıdaki gibi kalacak o. Şimdi bir temp'in içine gitmeni istiyorum senden. Ben hiç bakmadım temp'e. Bakayım şurada. Evet, example maker. Ama temp'in içine bir dosya kurmamız gerekiyor. Şöyle yap. İlk baş temp'in içine geldin abi. Hatta temp'in içine gelmeseydin ya. Neyse maker de. İsmine MRX de. Kuramadın mı? Tabii kuramazsın. Çünkü izin vermeyecek sana. Exit yapıp geri gelsene. Çık bir abi. MRX diye çünkü bir data oluşturduk şu an. Onun hatasını verecek bize. Çık tekrar gir abi şeye. Aynı yere içinde kalacak. 12'ye git. Yok 12'ye git. Kalsın sıkıntı yok. İsmini değiştiririz. Şifreyi almış mıydın? Yok yukarılarda aldım. Ne geliyor? Bende var ya. Şifre olmadı bulamadıysam. Roton 3 olandı. Roton 3 de şurada. Aynen. Tekrar kuralım. Tamam. Şimdi abi temp klasör oluşturacağız. Bir maker oluştur. Temp klasörün içerisine gönder bir tane klasör ismi. Kafana göre yazabilirsin. Kafana göre yaz klasör adını ama unutmayacağımız bir şey olsun. Olur ASD olur. Enter'la. Yine izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Bakalım. Görevlere bakalım mı? Dosya bakalım. Var diyor. İzin veriyor normalde. Hayır ASD dosyası mümkün değil olması. Göndermedik. Ha şimdi var. Verdi. Demek ki varmış. Demek ki daha önce çözülmüş bu şey. ASD adı altında. Aynen. Yoksa olmaması lazım. Tamam. ASD mi verdik abi? Evet. Şimdi XD klasörünü ASD dosyasının içerisine ya XD olarak recover edip data txt'yi ASD'ye göndereceksin. Şöyle yapacağız. Aynen abi devam et. Tire R kullandın. Data txt dosya adı MRX vermemeye çalış bu sefer. Bir tane de isim vereceksin buna şimdi. Ne vereyim? ASD. ASD hadi ver ASD ver. İzin vermeyecek. Bin vermedi çünkü. Bir terslik var ya. Yok o onunla alakası olan bir şey. Hocam yanlış hatırlamıyorum orada CP ile kopyalayın diyordu. Bir bakın isterseniz tekrar. Ama bunu recover etmeden nasıl kopyalamamı istiyor benden? Move'lamamı istiyor bizim. Bizim bu dosyayı oluşturduğumuz. Aynen buraya oluşturup. Aynen buraya oluşturup. Ne bileyim ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Kendi bilgisayarımdan şey yapmıyorum. İzin vermez ona. İlk baş kopyalayacaksın o dosyayı. Bak kankam. Lan oğlum iki sattır neye uğraşıyorsun? Data TXT'yi al kopyala git temp'in içindeki ASD klasörün içine. Tamam. Burayı mı? Gönder. Aynen gönder. Tamam. Şimdi git data TXT'in temp'in içine.
Aç bakayım klasörü, ne var? Data şeyi sil. ASD'yi sil. Data TX, şimdi XX'de TRR'ye Data TX'i MRX ya da farklı bir şey koy. XX. SDD oldu o. Data TXT büyüklüğe aynen MRX ya da farklı bir şey oluştur. İsmi kolay olsun, çok çevireceğiz. Tamam oldu, data oldu. LS'de bakayım. Data TXT'yi sil. Hani sil falan komut veriyormuş gibi yapıyorum, kusura bakmazsın değil mi? Ya ya biliyorum. Tamam şimdi bu ne dosyası aga? Bilmiyoruz. Buna bir file çek. Bu bir gezip dosyası. Bu gezip dosyasını neden GZ uzantısı vermemiş bize? GZ uzantısı vermemiz lazım. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir şey anlatacağım. Biz bu dosyayı aldık. Demiş ki bize bu dosyayı gönder şeyin içerisine, temp'in içerisine. TMP klasörü arkadaşlar bizim genelde CTF'lerde aradığımız altın. Yani temp'in içinde genelde permission istemez. Kafamız rahat olur. İçeride bazı şeyler de bulabilme şansınız olur. Makineye göre değişir. TMP'ye gönderiyorsun. TMP'de eğer yetkin yoksa TMP'nin içerisine gönderdiğin dosyayı istediğin şekilde değişiklik hamur gibi oynayabilirsin. O dosyayı en son kendi istediğin kıvama getirip kullanabilirsin. Şimdi biz bu dosyayı gönderdik. Ondan sonra XX'e recover ettik. Data TXT'yi data ismine çevirdik. Data ismine baktık. Data dedi ki bize gezip bu dosya dedi. Gezip bir RAR dosyası gibidir. WinZip dosyası gibidir. Kullanmışlığınız vardır illaki. Bir online oyun indirdiğinizde ya da herhangi bir şey indirdiğinizde sağ tıklayıp klasöre çıkart, extra cheer falan filan dediğiniz klasörlerin hepsi RAR klasörüdür, zip klasörüdür. Bu da Linux uyumlu gezip, tarzip falan filan bir sürü şey var. Bunları şimdi biz bu dosyayı zip olduğunu farkındayız ama neden uzantısı yok dedik. Şimdi data dedik buna. Tekrardan data diyeceksin. Yok. Move data'yı kullanacaksın. Tekrar data diyeceksin. Nokta gz koyacaksın. Aynı klasörün içerisinde gz uzantısı vermek istedik buna. Şimdi gzip deyip şimdi gördüğünüz gibi artık gzip oldu. Ganzip olmaz o. Gzip kullan ona. Gzip deyip tire d bunu hani çıkart demek bu. Arkadaşlar gzip'te bir dosya açmak istediğiniz zaman tire d uzantısını parametresini kullanacaksınız. Dosyamızın adı data gz. Enter dedik. Ne çıktı abi? ls dedin data çıktı. Allah belasını versin. Dur olmaz. Şimdi data ne bu? File dedik. Data açtık. Bakın her şeyi tekrarlatıyor bize. Bzip oldu. Şimdi diyor ki 900 byte'lık bir şey bu ama diyor sen diyor bunu açman için diyor ilk baş bzip yapacaksın. data.bz2 bu da bzip uzantısı arkadaşlar. Bzip uzantısını verdik. Bzip 2 olarak dosyayı açmak istiyoruz şimdi. Olmaz öyle. Bzip 2 koyacaksın oraya. Başlangıca. Bzip 2. Bzip. Zip mi? Aynen. Sadece. Zip olacak. Bzip 2. Dosyayı açtın. Ama tire D'ye koymadın. Evet. Tire D dedin. Dosyayı açtık. Yine dosya geldi. Yine data geldi. Bir file çek yine. Datanın ne olduğunu görelim. Bu ne? Arkadaşlar. Gezip. Yine mi gezip? Yapıştır gezip. Bir gezip'e çevir. MV. Aynen. İlk baş MV. Data.gz. Şimdi gezip. Kullan. Tire D kullan. Data gz, ls check yine verdi aynı şeyi. Bir file daha diyeceğiz. Bir kaç defa gideceğiz. Tar dosyası verdi. Şimdi farklı bir şey geldi farkındaysanız. Tar dosyası yine aynı zip dosyası gibidir. Bunu da tara çevirmemiz gerekir. Tar uzantısı gösterdiği gibi arkadaşın. Tar dosyasını açmak için xf kullanılır. Şeydeki gibi, tire d'deki gibi düşünün bunu. Tar'da da xf kullanmış adamlar. Xf'den çıkarttı baktı. Ne oldu? Data 1005 oldu. Data 5000 şeyi silebilirsin istiyorsan. Data tarı silebilirsin, kafanı karıştırır. Data tarı açtı. Şey sildi. Data 1005'e baktık. Bu ne, bir file ver bakalım. Tar. O da mı tar? Ha pardon. Tekrardan tara çevir onu abi. Hmm.
Evet. Şimdi tardan çıkartalım onu. Aynen abi. LS çek. Allah kahretmesin. 5'i sil 6 kalsın. Tamam, onu sileceğim. Evet. Base'i çevireceğiz. Yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla 9'a kadar gidecek, bu haberin olsun. Oo. Evet. Ama devam ediyor. Aynen, bunu devam ediyoruz arkadaşlar. İşte banditin en güzel yanlarından birisi. Neyi nasıl yapman gerektiğini sana öyle öğretiyor yani. Hadi. B2 miydi? Aynen. BZ2. Şimdi Bezip 2. Trede. Data, evet. Bir LS çek. Ne verdiğini hatırlamıyorum inan. Tar verdi. Tar oluşturalım. Tar, bin tar, bin koymasam bile olurdu ya. Ya bini sileyim mi bir dakika? Ya fark etmez ya. Fark etmez yani, o yüzden. Aynen. Anlamazlar bizi. LS dedin, iyi oldu. 6'yı silersin. 8, neymiş bu? İyi, bu da gezip, bunu gezip'e çevirelim abi. Move. Kullandık. Aynı dosyanın içerisinde uzantı değiştiriyoruz abi. Hani tek yaptığımız bu şu an aslında. Devam ediyoruz. Gzip'ten çıkartacağız onu. 3D parametresi Bzip, Gzip için uygundur. Data 9, 8 mi burası? Kaç acaba? Top niye gelmiyor ya? Yok yok, bir şey aç. İstiyorsan bir LS çevir bakayım. 8'miş. Okay. Hmm. Gzip data 8 nokta 8. Allah Allah, çok ilginç. Bir hata verecek. Aynen. Gzip'i biz yanlış kullanmışız galiba. Gzip yapman lazım aslında ama. Gz koyacaktın. Gzip koymuşsun. Ha, doğru. Hemen bir saniye arkadaşlar. Efendim. İyi akşamlar. Abi kusura bakmayın, telefon çaldı. Aldık abi dosyayı, artık Allah şükür dedik yani, lanet olsun dedik. Ve en sonunda okey'i aldık. Şimdi. Burada anlamadığınız bir şey vardır eminim. Ben çünkü ilk çözümde ben ne yaptım diye sormuştum kendi kendime. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Artık bayıldınız çünkü, biliyorum bundan yani hani. Kimse soru sormuyor. Ne kadar güzel bir sınıf lan. Beni öğretmenlerim hiç sevmezdi. Çok soru soruyorum diye. Allah. Olur mu öyle bir şey? Olmaması lazım ya. Soru abi, lazım. Bilmediğimizden dolayı sormuyoruz. Abi nasıl? Yani çaktırma abi, şeyi, anlamıyoruz. Bilmediğin şeyi niye sormuyorsun abi, lütfen ya. Sorun. Deyin ki oğlum burada ne yapıyorsunuz ya? Siz saçmalıyorsunuz burada benim için. Deyin ki biz de ne olduğunu anlatalım. Ben yoksa bak anlatır geçerim. Hiçbir bok anlamazsınız abi. Hiçbir bir şey bilme. Şuradan yaptığımız hiçbir şeyi anlamadınız mı şu an gerçekten? Abi ben saçın üstünden bir geçersen sevebilirim ya. SSH'ta aynen. Pek anlamadım. Aynen bak, ben de aynen hocam. SSH mı? Aynen hocam. Tamam, bu şifreyi yana alsa Emerick, senden ricam. Bu şifreyi yan tarafa ayır abi. Bunu bir daha yapmayalım bu işi yani. Bu hamallığı. Tamam. Oraya bandite 0. seviyesine gel abi. Neydi? Bandit 0 mıydı? Bandit 0 geri uzantı. Aynı. Şifresi de bandit 0. Enterlama. Enterlamayayım mı? Aynen.
Aynen. Şimdi abi. Ne enterlama enterlama. Şimdi abi bak. SSH dediğimiz şey bir daha anlatacağım size. İnsan olarak düşünün. İki makineyi insan olarak düşünün. Karşılıklı duruyor bu makineler. Birisi Konya'da, diğeri Ankara'da. Tamam mı? Biz Konya'da oturmuşuz, diyoruz ki ulan Ankara'daki arkadaşımla görüşeyim. Bilgisayar olarak düşünün bunu. Bu bilgisayarın bir güvenlik kabuğu var abi. Diyorsunuz ki bu network'te geçiyor. Yani bilgisayarın kasasının içinde olan bir şey değil bu aslında. Bu network içerisinde geçen bir protokol türü. Diyorsunuz ki abi, benim bir güvenlik kodum var. Senin de var mı? Var kardeşim. İyi, o zaman biz bu güvenlik kodlarını birleştirelim. Kendi aramızda konuşabilelim. Şekli bu SSH. Secure Shell. Kabuk. Güvenlik kabuğu. Şimdi bu güvenlik kabuğunda abi senin bu cihaza bağlantı yapmana izin verir. Aslında bu uzaktan sunucu bağlantı protokolüdür. Yani SSH dediğin şey uzaktan bağlantı. Hani birisi oyun oynayanlar bilir ya da yapamayanlar, Alpemix, Teamweaver kullananlar bilir bunu. Teamweaver'la ID verirsin, şifre verirsin, adam senin bilgisayarına bağlanır ve yapması gereken işlemi yapar, çıkar gider. Aynı mantık. ID verirsin, şifre verirsin. Teamweaver karşıdaki adama SSH ID şifreyi gönderir. SSH oradaki bağlantıyı alır. Adam bağlanır sana, sen ona izin vermişsindir çünkü. Bağlanır ve işlevini görür. İnternet aleminde bunu yakalamak demek, SSH bağlantısı açığı olan bir yerden bir bağlantı ID şifre almak demek, karşıdaki makineye direkt olarak kod işletebilmek demektir. Burada sana bandit diyor ki, bu güvenlik şifresini ve ID'sini vereceğim ben sana. Sen benim bilgisayarımla bağlantıyı kur ki ilerlemeleri yapabilesin. Bandit sıfırda sana dediği şey bu. Sana diyor ki abi, şifreni verdim. SSH ile Secure Shell ile bağlan bana. Şifremi verdim ben sana. Giriş yap, bağlan. Bu kadar. Yani bu daha basit, nasıl anlatayım bilemiyorum açıkçası. Anahtarın var, kapın var karşıda. Elinde anahtar var. Anahtar SSH kodu, kapı karşıdaki bilgisayar. Sok anahtarı, çevir, SSH aktif. Açık mı? Açık. Anahtar kapıyı açıyor mu? Açıyor. Bitti. SSH bu demek abi. Çok açıklayıcı olurum. Ondan sonra içerideki odalara gidip istediğin şekilde karıştırabilirsin. Yetkilerin el verdiği kadar. İstersen yetki de yükseltirsin. Onlar da ileri seviyelerde var zaten. Ha, Telnet gibi. Evet bak. Aslında Telnet'te bir SSH türüdür. Telnet yazarsın, IP yazarsın, ID şifre biliyorsan tık girersin Telnet açığı varsa. Dönemin en sıkıntı sorunlarından birisi siber güvenlikte bana kalırsa çok bilgi olması. Şimdi izliyoruz biz Atıl Hoca gibi, Luis'ler gibi, işte falan filan hocalar gibi. Abi adamlar başladığında çok bilgi yokmuş. Adam giriyormuş Google'a, Telnet diye bir şey var. ID şifre biliyorsan bağlanırsın. Haydi, ID şifreyi nereden bulacağım ben? Telnet yazayım, bir göndereyim IP'ye, bakalım bulursak belki falan filan. Bazıları ID şifre bile koymuyordur belki zamanda. Telnet nasıl kullanılıyordu o zamanlar bilmiyorum. Ama şu an o kadar çok veri var ki abi bizim öğrenmemiz gereken. Benim için de aynı bu. Hepimizin öğrenmesi gereken o kadar karmaşık veri var ki bunlar içerisinde basit olanları süzmeniz lazım sizin. Burada ben ne kadar anlatsam, başka birisi Atıl Hoca ne kadar anlatsa, Enes Hoca, yani insanlar ne kadar anlatsa anlatsın, siz bunu SSH nedir diye araştırmadıktan sonra, kendi mantığınıza göre kafanızda kodlamadıktan sonra bu oturmaz yerine. Onun için abi en basiti, anahtarın var, o kapının açacağını biliyorsun, kapı da açık var, o kapının açılacağını biliyorsun. SSH anahtarını kapının deliğine sokup çevirdiğin anda kapı açılacak abi, bu kadar. Artık o bilgisayarla aranda herhangi bir kapı olmayacak senin. İçeriye girip misafirliğin verdiği yetki kadar her türlü hareketi yapmakta özgürsün. Sonrasında yetki yükseltebiliyorsun. Evde çok takılırsın, adam seni evden zanneder, yetkini değiştirir. Artık evde istediğin şeyi yapabilirsin ya. Onun gibi bir şey düşünün bunu. Birazcık lokalleştirmeye çalışın. Bilgisayar için daha çabuk öğreneceksiniz diye düşünüyorum. Sıfırdan başlayanlar için. SSH budur. SSH'ın dışında merak ettiğiniz bir konu var mı abi? Çözemediğiniz. Ha, bence bu kadar şey ya, bu ders için ilerleme konusunda bu kadar yeter. Yarın öbür gün, yarın, şimdi daha demin arayan Vodafone'du. Yarın geliyoruz, bağlayacağız internete, evde misiniz diye aradılar adamlar. Normalde bugün geleceklerdi. Bugün gelmediler sağ olsunlar. O yüzden sağ olsun MRX'e yardımcı oldu. Ha bir de
Şimdi arkadaşlar SSH vermiş ama genelde SSH 22'de bulunuyor diye biliyorum portlarda. 21 mi 22 mi? 22. 22 diye biliyorum. SSH open yazar. Böyle yazarsınız SSH'ı. Open dediği porta gitmeye çalışırsınız ama ID şifre olmadığı için hiçbir şey yapamazsınız. Bu doğrudur. Elinizde eğer ki SSH bağlantısı açıksa abi karşıda port da belirir abi. 22-20'de o. Abla yazmıyor. SSH ya da. Bilerek onlar 22-20 yapmışlar. Aynen NetIQ belirtmiş. Bilerek 22-20 yapmışlar. O SSH'ın aslında ilk baş 22'sini kullanmış o adamlar zaten. Hani gözlere alışsın mantığı büyük ihtimalle. Aslında burada kullandığımız username aynen çok mantıklı. At host'u belirtiyorsunuz yani IP adresi, boşluk port belirtiyorsunuz abi. Bu kadar. Portu da belirttikten sonra bağlantı veriyorsunuz. Size diyor ki daha deminki gibi ID şifre istiyordu yani bir yerde. ID'yi belirtiyorsunuz aslında username olarak. Hangi ID bu? İşte hangi IP'deki ID olarak belirttiğiniz anda at karşılıklı yani denklem gibi bilgisayarda şöyle bir sıkıntı var. Denklemle yürüyor her şey. Etin sağındaki ve solundaki şey çok önemli oluyor. Hangi IP'de şu IP'de, hangi isimde username işte atıyorum bandit 0 isminde. Şifresini bunun diye soruyor ondan sonrasına. Şifreyi de belirttiğiniz anda tık diye giriş yaparsınız SSH'la. Her zaman olmaz. O da güçlendirilmiş bazı şeyler vardır. Ama zaman zaman artık bunlara alışıyorsunuz abi. Başka bakayım burada. Daha deminki tar durumu için ya bu çok ekstrem bir durum. Bu adamlar bunu puşluğuna yapmış. Başka bir şey değil yani. Uğraşsın dursun diye yapmışlar. Bakıyorum şöyle dosyalar içerisinde. Cat kullanmayı az buçuk kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten CD bir klasörün içerisinde hareket etme şeklidir. LS bulunduğun dosya içerisinde var mı yok mu? LS LA belki yeni öğrenmişsinizdir. LA gizli olan klasörleri görme şekliniz. File o dosyanın ne olduğuna dair bilgi verir size. Hani file yazarsınız, boşluk atıyorum data diye bir dosyanız vardı. Daha deminki gibi data yazdığınız anda bu dosyanın uzantısı ne? Hiçbir şey yazmıyor burada. Exe mi, gzip mi, rar mı, winzip mi, tar mı belli değil. Nasıl açacağız bunu bilmiyoruz. Onun için file kullanıp bazen görmediğiniz uzantılardaki dosyaların isimlerini öğrenip ona göre hareket etmeniz gerekecek. İleri seviyelerde onu bu şekilde yapabilirsiniz. Başka yani find komutuyla tip belirleme ha şu var mesela size daha demin yanılmıyorsam 4. ya da 5. seviyedeydi. Find komutu kullanırsınız. Bir dosyayı bulmanızı ister sizden. Şimdi noktayla slash kullandık. İki farklı şekilde kullandık bunu. Nokta eğer ki o dosyanın içindeyseniz o dosya klasörünün içerisinden aramanız gereken bir dosya varsa onun için kullanacağınız parametre nokta ama herhangi bir klasördesiniz bir dosya bulmanız gerekiyor. Onun için de slash parametresini kullanacaksınız find'da. Böylece hani aradığınız dosyayı farklı bir klasör içinde bulabilirsiniz. Find'ın tipi ne olacak diyorsunuz yani arama şeklimin tipi ne olacak dediğinizde dosya arıyorsanız f parametresini kullanmak zorundasınız. Zorundasınız bilgisayar için öyle. F parametresini kullandıktan sonra boyut mu söyleyeceksiniz abi? Size kullanacaksınız, boyutunu belirteceksiniz. İsim mi kullanacaksınız, belirteceksiniz. Hangi sahiplik olan dosya adı varsa, user olur, grup olur, Hasan olur, Ahmet olur, Mahmut olur, Ayşe olur. Hani artık onu siz belirleyeceksiniz ya da karşıdaki bilgisayara göre davranacaksınız. Yani bakıyorum şöyle farklı bir komut yani verebileceğim bilgisi aslında çok hocam, yok. Komut değil de bu tip komutları öğreten bir CTF vesaire öneriniz var mı? Bandit abi. Bu yani bu zaten sorun şey sorun dediğim ya olay burada yani. Learn Linux odası var. Onu pek önermem. Yani aslında ben TryEcme önermem. Yani ben sevmiyorum onun için önermem. Yoksa kesinlikle başka birisi için çok kral bir eğitim olabilir. Hack the Box öneririm. Hack the Box'a fundamental'ları kullanın mesela. Oraya baktım da çok böyle yeni başlayanlar için uzak dur vesaire tip uyarılar geldi bana. Yeni başlayanlar için. Bilemiyorum. Ben kafam rahat da Hack the Box için de işte ha Hack the Box'ın şöyle bir sıkıntısı var. Siteye girmek için hacklemen gerekiyor. Hani
Öyle bir saçmalığı var. Onu yaptım ektibaksız eklemeye de. Çok basit. Yani bu TryHack mi? Adam akıllı girmedim. Yanılmıyorsam MRX'ler TryHack mi'yi daha çok önerir. Çünkü onlar genelde orada görüyorum ben onları. Yeni başlayanlar için güzel. Evet. Yani LearnDX'in ilk sırasına gireyim diyorum da pek de emin değilim. Dediğiniz gibi Hack2Box var. Ona da girmeyi planlıyorum. Hangisinde başlasam kararsız. Fundamentaller genelde size bu komut bilgilerini verecektir. Basic komut sistemleri. Yanılmıyorsam, yanlışsam düzeltin çünkü. Bu hiç kullanmadım şeyi, TryHack'i. Bir kere kullandım, bir bilgisayarına sızdım. Çok fazla bilgi verdi bana. Ben hiçbir şey anlamadım yaptığımdan. Bu ne lan dedim, çıktım gittim. Sonra Hack2Box'a geçtim. Bilgi vermiyor diye, hoşuma gidiyor çünkü. Hocam lafı keseceğim ama. Esafla. HackerOne'da da yapabilirler daha temel seviyeleri. O da olabilir abi. Ya aslında var ya, binlerce yer var. Yani değil ki sadece bu üçünde takılın falan. Öyle bir şey yok. Ama yani şöyle düşündüm kendim. Bir şey, kaynak çok kullanmayı bilmiyorum. Evet. Kullanmak işte o sıkıntı. Yani bunları kullanabileceğiniz yerleri kendiniz keşfetmeniz lazım aslında bir süre sonra. Yani size bilgi verilir. Ne diyorum, bak ben TryHack'i sevmiyorum. Hack2Box seviyorum. Kimisi gelir Hack2Box sevmez, Bandit sever. Kimisi gelir Bandit sevmez, HackerOne sever. Yani bu size ait nasıl hintler, her beyin aynı çalışmıyor. Her sitede aynı çalışmamış. Onun için sizin kafanız hangisi daha yatkınsa orayı bulmak sizin elinizde abi. Araştıracaksınız, bulacaksınız. Yani basit. Arkadaşlara bir örnek daha vereyim mi? Tabii tabii. Örnek veriyorum. İnternetten böyle hani sitelerle uğraşmak istemiyoruz. Makinenizi kendinize indirmek istiyorsanız gençler, OneHub, Atıl Hoca'nın şeyin derslerinde de söylemiştir. Buradan makineleri indirip kendi ağınızda çözebilirsiniz. Yani ha, evet, bunu da yapabilirsiniz. Ama her zaman bağlanmak daha iyidir. Bence bilgisayara indirmektense bağlanmak daha iyidir. Ben şu an öylesini yapıyorum abi yani. Tabii tabii canım. Birkaç tane makine var. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey var. Bazı makinalarda ben şunu keşfettim açıkçası. Bir arkadaşım mesela bir makine çözüyordu bilgisayarına indirdiği. Yanlışlıkla server Apache'sini de o anda açık unutuyor arkadaşım. Ben de IP'sini bildiğim için ne yapıyor lan bu deyip merak edip baktım. İlk baş OneHub makinesini görüyorsunuz orada. Zaten Apache çok açığı bulunan bir şey. Apache'den gelen .NET'teydi sağ olsun. Apache'den gelen bağlantının rotate'ini takip ettiğim zaman kendi IP'sine ulaştım. Kendi IP'sine ulaşınca bilgisayarında OneHub açık olduğu için ne kadar sanal da olsa içine giriş yapıp kendi bilgisayarına komut yönetimi gönderebiliyorsunuz. Bir komut yönlendirdim ve Apache'ni kapat kardeşim yazdırdım bilgisayarın karşısında. Öyle olunca her şeyi kapattı o tabii korkarak. Hani makine indirmektense makineye bağlanmak sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ama tabii ki de Apache'niz açık değilse makine indirip de çalışabilirsiniz. En güzeli size kalmış. Yani bu CTF aslında, CTF dediğiniz böyle bir şey abi. Giriyorsunuz, hackliyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ve bana kalırsa burada bunu söylediğim için belki çok linç yiyebilirim. Ama illegalite yoksa hackerlık diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sadece kullanmamanız önemlidir. Yani bir şeyin var olduğunu bilip ona saldırmayın ki kafanız rahat etsin. Etik olun. O yüzden ethical hacker diye bir şey çıkmış zaten. Şimdi bu şey gibi Türkiye'de uyuşturucu yasak ama işte ben uyuşturucu kullanmıyorum. O zaman uyuşturucu diye bir şey yoktur diyemezsiniz abi. Bunun var olduğunu bilip buna göre hareket etmeniz lazım sizin. Gelecek zamanda bu işi düşünüyorsanız eğer kesinlikle bir şeyi kırmayı öğrenmeniz lazım ki kırılmamasını nasıl yapacağınızı da öğrenebilirsiniz. Yani biri sizin makinenize saldırdığı zaman benim makinemde ne var ne yok onu bilmek için kod kullanma şeklini öğrenmeniz lazım. Onun için yavaş 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 başlayacaksınız. Bunun en başında da maalesef SSH geliyor. Üzgünüm yani, öyle daha Matrix gibi ekranlar aksın isterdim ben de ama ya da bir Mr. Robot gibi I hack the FBI demeyi isterdim ama olmuyor abi öyle şeyler. Öyle şeyler çok ultimate gelişiyor. Onun için
TTF budur. Yani mantığı budur. Size bayrak verilir, siz de bayrakları yakalarsınız. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam 10 dakikada ekru olabilir miyiz? Olursunuz. Ciddiyim. 10 dakika değil 5 dakikada hacker olursunuz ama bilgisayar kodu kullanmazsınız. Yani şöyle, karşınızdaki insanı gerçekten çok tehlikeli bir anındadır. Duygusal bir boşluktadır. Psikolojik bir yokluktadır. Siz o insana gider 5 dakika içerisinde olabildiğince ultimate bir insan görünürsünüz ve o 5 dakika içerisinde o size güvenmeye başlar. Ve siz o insanı hacklemişsinizdir artık. Yavaş yavaş istediğiniz her komutu sinsi sinsi çalıştırıp o insanın beyninde istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz abi. Sosyal mühendislik yani hocam. Aynen öyle. Hackerlık eşittir sosyal mühendisliktir. Sosyal mühendislik eşittir dolandırıcılık. Değil. Çekmasın diye. Yok. Bilinç. Sosyal mühendislik dolandırıcılık yani. Şimdi sosyal mühendis var, sosyal mühendis var. Psikologlar bir sosyal mühendistir. Dolandırıcılar bir sosyal mühendis ticareti yapar yani aslında. Daha doğrusu. Ya garip ya. Tosun ne yaptı ki ya? Sosyal mühendislik deyince aklıma Tosun'un gelmesi de harbiden dolandırıcılıkta yani farklı çok... bir boyut. Adam zirve yaptı, zirve. hala şey serbest değil mi ya? Ne abi, bir dakika, şimdi okudum. Bin geze uzantı var. Nasıl bir arada olabiliyor? Şimdi şöyle, dosyayı biz çıkarttığımız zaman Cardo bin şeklinde verdi bize dosyayı. Ama bu bin değil ki senin şimdi bir komut var, tamam mı? Aynı klasörün içinde duruyoruz. Ben sana diyorum ki bu bin dosyası. Sonra diyorum ki 3 saniye sonra ben bunun adını değiştirdim. Bin GZ dosyası bunun adı. Sen bunu şey yapar mısın? Aynı klasör, aynı yerde duruyoruz. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Hala dosyanın paketi aynı. Sadece adını değiştirdim ben. Bilgisayar bunu şey demiyor. Hayır, bunu yapamazsın demiyor. Evet diyor. Daha deminki klasörle aynı görünüyor. Demek ki bir bildiği var. GZ olarak değiştirdik diyor. O zaman GZ olarak değiştirdiğinde sen onu tekrardan açıp kapatıp açıp kapatıp rar tar GZ bizip gibi şeylerde, uzantılarda kullanabilirsin. Ama aynı klasörün içerisindeyken bunu yapabilirsin. Taşırken. Alıyorsun dosyayı, taşıyormuş gibi yapıyorsun. Bin aldım elime diyorsun. Atıyorsun önüne, bunun adı işte atıyorum X olsun diyorsun. Tamam diyor o da. Madem öyle, elindeyken başkaydı, indirdiğinde başka olabilir diyor sana. Sıkıntı yaratmıyor bilgisayar. Şimdi biz psikologluk olmaz öyle bir şey lan. Adam okuyor o kadar. Ne dolandırıcılığı. Yani psikologluk dolandırıcılığı. 2 dakikada psikologlara dolandırıcı yaptınız ya, helal olsun. Olmaz öyle bir şey. Yani ama olabildiği yanlar da var, sıkıntı yok ya. Sen çok iyisin diyor sana. Aslında değilsin yani. Keşke dönüp dese ki boku yemiş durumdasın kardeşim. Hani bu şey var ya. Çok güzel hareketlerde diyor. Okumuş kadın boku yemişsin diyemiyor da biraz kötüsün diyor. Hani onun gibi bir şey bu. Sez neyi bekledin abi? Kod. Durdurabilirsin ya kaydı. Yani alabilir. Kafana göre takıl ya. Nasıl istiyorsan. Eğer veri alabilecek hard diskin varsa takıl işte kafana göre. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Kaçıyla uğraşmak istiyorsan. Evet. CD ile dan. Ha, gittin mi? Ulvi var ya. Çok zor işin abi ya. Abi yardım et. Lütfen. İşin çok zor ya. Ne ya, bakıyorum. Chat akıyor. Chat. Ne oluyor chat? Şimdi yarın abi internet 15'e 10 geliyor. 15 download, 10 upload.
Canavar gibi upload'u var. Artık herhalde yayın açar. Burada takılırız. Yok burada şey yok ya. 180. Aynen bir nitrocu yok mu ya arkadaşlar? Dizi ATV'de mi izlenir? Yok yok. Luniz var ya bana neler yapar biliyor musun? Böyle acımaz yani. Hani Luniz eline aldı mı beni? Acımaz yani Luniz bize Kardo. Öyle düşünmeyin hiç. Rox abi. ATV'de dizi mi izlenir oğlum ya? Oğlum beyninizi yıkarlar lan öyle şeyler yapmayın. Beyin meyin kalmaz bak harbiden. Bak bir şey, Akıncı yaptılar mesela. Dua ediyor. Yeşil bir şey atıyor eliyle. Garip. Dikkat edin arkadaşlar. Akıncı izleyen ya. Şimdi bu M-Maps'i kendiniz kullandınız. Aynen. Yavuz abi yokmuş. Yavuz nereye gitti Yavuz? Bana sever miydi artık bilmiyorum. Sıkıntı çıkabilir. Neyse ben sorarım yani. Tabii tabii Esra sıkıntı yok. Hani bu şekilde CTF için fikriniz olsun diye size birkaç şey anlatmaya çalıştım ben. CTF'ler bu şekilde çözülüyor aslında. Mantığı içerisinde dosya bulmak, o dosyanın içerisindeki veriyi alıp kullanmak. Abi gol koy. Ben sana dedim abi mikrofonları açın canımız sıkılır dedim. Sadece dinliyorsunuz yani onun için. İyi geceler Esra, iyi geceler. Yani onun için açın abi mikrofonlarınızı takılın. Bu kadar şey olmayın, çekingen olmayın. Herkes biz bize burada takılıyoruz. Rok abi. Ha kankam. Bir sonraki ders nerede ilgili oldu? Bir sonraki ders ne zaman mı olacak? Yok ya bir sonraki derste konu ne olacak yani ne diyeceğim? İşte 13'ten devam edeceğiz. Ha aynen. Ya da bir ara bir araya şey sıkıştırırım. Hectobox sıkıştırırım iki tane makina. İki Hectobox çözeriz. Canımız sıkılırsa Bandit çözeriz. Kafamıza göre takılırız ya. Vallahi bilmiyorum. Süvarinim var herhalde yarın. Bugün kaynaklar falan paylaştılar. Yani yeni kaynak falan var mı? Bilmiyorum ki hiç ya. Hiç bakmıyorum Ulvi biliyor musun? Bu sıralar iş mevzularından hiçbir şey görmüyorum ya. Ha, tamam. Aynen. Ya Eren'in işi kolay. Eren konu anlatıyor, geçiyor. Hani anlatıyor, geçiyor ya Eren. Nerede o? Gelmedi de buralarda. Daha demin gördüm, bir sonra yok oldu. Şey yapmaz, CTF sevmiyor Eren. Eren konu anlatmayı daha çok seviyor. Yok canım, Eren'e ne dissi ya. Eren bilgilidir. Eren çok yardımcı oldu zamanında bana. Bakalım ya. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar böyle yakında oyun kesinlikle oyun oynayacağımız var. Bakın ben yaşlıyım. Ben hani size göre çok yaşlıyım ama böyle oyun moyun yayın açacağız yakında. Eğlenceli olsun biraz. Bu ne böyle birader? Hep ders hep ders hep sıkıyor adamı. Yani böyle yakında böyle oyun oynayanlar falan var. Takılalım yani. Şu an işte benim şey şu an benim o yayını kaldıracak şeyim yok. Envanterim ya internetim yok. Bu yayına gelebilir konu için. Sadece link atsak olur aynen. Olabilir aslında. Atayım mı Gartic linki? Konuşsak daha iyi. Gartic fon daha iyi. Yani orada konuyu direkt biz seçiyoruz. Çok uzun sürüyor o ya. Bak Rox abi bak ders zamanı hiçbiri konuşmuyordu. Oyun falan deyince hepsi konuşuyor. Karma bilgisayar oynayan insan bilgisayar okuyan insan oyunla eğlenir. Bununla eğlenmez bu. Başka bir şey oluyor artık. Bir süre sonra bu takıntı bana kalır söyle arkadaşlar. Siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama hack dediğin şey bir takıntı yani. Yapmadığın zaman canın sıkılıyor. Bir iki komut ya hiç olmazsa bir LS çalıştırayım diye açıyorsun terminali yani. Hani zaman zaman başlıyor böyle o paranoya bağlantı. Yapışıyorsun ona. Böyle. Onun için arada oyun oynayın. Abi, oynayın. Bırakmayın. Ben... Hacker'lar oyunda. Tabii oğlum neler yapıyorduk. Bak şimdi ben bir Provide Silk Road oyundan çağırıyorlar beni.
Private, bir Silk Road oynuyordum eskiden. Siz belki hiç duymamışsınızdır bunu. Ben o zamanlar 15 yaşındaydım, öyle söyleyeyim. Silk Road diye bir oyun vardı. Bu oyunu oynuyorduk şu an. Bana Private Server'ından çağırıyorlar. Adamların server'ına bakayım bir dedim. Nasıl yapmışlar? Binlerce açık var. Hani girsem server'ı ağlatırım böyle. Kocaman server'da Rox yazarım, çıkarım yani hani. Dedim ki ben gelmiyorum abi. Oyun oynayamıyorsun. Sıkıntı orada. Abi oyunda nasıl hacker olurum? Oyunda hacker olamazsın kanka. Oyunda hacker olmak için hile açman lazım. Yani PUBG Mobile'a falan kalizat indiriyorsun. Şifre indir. Araplar var biliyorsun. Açıyorlar adamlar şeyi, hileyi. Yürürken kafadan vuruyor adam seni. Ya Araplar çocukluktan hacker yani. Araplar, Araplara insan diyenler lütfen olsun yürüden çıksın. Allah ya. Bak çıktı virüs, kim çıktı? Yok ya, ben bu aralar Valorant'a sardım. O da arkadaşlarla takılıyoruz falan diye. Eğlenceli oluyor. Komik oluyor. Ben Valorant bir ara işledim. Yani mikrofon sorunlu olduğu için oynamadım. Hmm, olabilir. Merak. Meraksız. Böyle. CTF sıkıcıdır. Yaptıktan sonra eğlencelidir. Ben dinlerken çok sıkıcı. Gartic hiç, bak Gartic hiç oynamadım. Neymiş merak ettim. O resim çizme oyunu galiba değil mi? Gartic.io nedir bu? Ben de tam bilmiyorum. Hemen bir YouTube